Herkese selamlar dostlar, Sana Eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayarınız Wi-Fi görmüyorsa ve bulunduğunuz kullandığınız internete bağlanmıyorsa ve bunu görmüyorsa bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar iki farklı yöntemimiz var. Buradan bilgisayarımıza sağ tıklayıp buradan özelliklere gelip buradan biraz bekleyelim. Burada ana sayfa kısmı var. Buradan ana sayfa kısmına bastığımızda da burada ağ ve internet kısmı var. Buradan ağ ve internet kısmına giriyoruz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Wi-Fi'mize bağlandığı yer ve burada herhangi verilerimize falan erişebildiğimiz yer. Burada en altta ağ sıfırlama var. Buradan ağ sıfırlamaya tıkladığınız anda arkadaşlar burada şimdi sıfırla diyor. Burada diyor ki bütün ağ bağdaştırıcılarınızı önce kaldırıp sonra yeniden yükler diyor. Yani bunu şimdi sıfırla derseniz bu zamana kadar kullandığı ağ ile ilgili yani internetle ilgili her şeyi hani dosyalarınız falan değil sadece internet ağlarını sıfırlar ve daha sonrasında bilgisayarınızı yeniden de başlatabilirsiniz veyahut da kendisi de yükleyebilir. Yani bunu şimdi sıfırla derseniz bilgisayarınızdaki internet bağlantılarını sıfırlar ve daha sonra tekrar yükler ve sonrasında burada gördüğünüz gibi yeniden yüklemeniz gerekebilir diyor. Yani farklı VPN yazılımınız falan varsa onları da silebilir diyor. Yani burada sadece internetimizi sıfırlayacağız ve daha sonrasında kendinden tekrar yükleyip kendi bağlanacak. Yani burada hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Sadece ağ bilgilerinizi sıfırlayacak. Ve daha sonrasında arkadaşlar burayı sizlerle birlikte kapatalım. Ve daha sonrasında buradan bilgisayarımıza sağ tıklayıp ve burada yönet kısmı var. Buradan arkadaşlar yönet kısmını tıklıyoruz. Biraz bekleyelim. Burada gördüğünüz gibi bilgisayar yönetim kısmına burada geldik. Buradan arkadaşlar aygıt yöneticisi kısmı var. Buna sizlerle birlikte iki kere tıklayalım. Ve burada gördüğünüz gibi bilgisayarımızla ilgili ayarlayabileceğimiz her şey burada bulunmakta. Buradan ağ bağdaştırıcıları kısmı var. Sizlerle birlikte buna iki kere tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar sizin bilgisayar için ağ bağdaştırıcıları zaten burada bulunuyor. Şimdi buradan önce arkadaşlar sizin hani burada bir sürü şey var. Burada hangi sizin Wi-Fi bağdaştırıcınız? Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar bilgisayarınıza buradan sağ tıklayıp buradan tekrardan özellikler kısmına geliyoruz. Ve burada arkadaşlar tekrardan ana sayfaya gelelim. Ve ağ ve internet kısmına gelelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi donanım ve bağlantı özelliklerini görüntüleniyor. Sizlerle birlikte buna tıklayalım. Burada arkadaşlar sizlerde de bir sürü olabilir. Buradan aşağı indiğim zaman burada çalışıyor diyen yani internete bağlı olan kısım var. Burada diyor ki açıklama kısmı bizim için önemli olan yer. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Realtek 8821 wireless LAN diyor. Yani sadece benim bilgisayarım bununla Wi-Fi'ye bağlanıyor. Şimdi buradan kapatalım. Yani sizin burada ne yazıyorsa bunu öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi buradan kapatalım ve burada daha yani benim yazan yer 8821 ağ wireless diyordu, Realtek diyordu. Yani benim Wi-Fi ağ bağdaştırıcım bu asıl çalışan. Buna sizlerle birlikte sağ tıklayalım ve burada arkadaşlar sürücüyü güncelleştir kısmı var. Buna sizlerle birlikte tıklayalım ve şu anda hani bu ağ hani kullandığınız ağ bağdaştırıcının sürümü güncel olmayabilir. Yani sürücüsü güncel olmayabilir. Onun için böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Buradan bilgisayarımdaki sürücüleri göz at diyorsunuz ve buradan bilgisayarında kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçme meydanına tıklıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi ben de sadece bir tane kullanıldığı için ikisi de aynı şey. Buradan arkadaşlar buna tıklıyorum ve sonraki diyorum. Ve şu anda sürücüler yükleniyor. Yani eksik bir sürücü varsa zaten burada başarıyla güncelleştiriliyor. Sürücünüz güncelleştirildi. Buradan kapat diyeceksiniz ve daha önce zaten sizlerle birlikte bilgisayarımızdaki ağı sıfırlamıştık. Ve daha sonrasında buradan gelip eğer Wi-Fi'niz burada hala hiç gözükmüyorsa bunu bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Yeniden başladıktan sonra tekrardan sorun yani yaşamama olasılığınız daha yüksek. Çünkü bunlar kesin çözümlü bir şey. Eğer hani kendi internetiniz ile ilgili de bir sorun olabilir ya da sadece bilgisayarınızın yazılımıyla da ilgili sıkıntı olabilir. Ya da mesela bilgisayarınızda güncelleştirme geldiyse bunu güncelleyerek yani şöyle göstereyim. Buradan özellikler kısmına gelip Windows Update kısmına da bakabilirsiniz. Buradan ana sayfaya gelelim. Buradan arkadaşlar Windows güncelleştirme ve güvenlik diyor. Buradan Windows update'inizi de kontrol edebilirsiniz. Yani güncel değilse Windows bununla da ilgili sıkıntı yaşıyor olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi burada yeniden başlatma gerekiyor. Yani burada eğer sürümünüz güncel değilse buradan güncelleyebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar basit çözmek. Yani umarım videomuz işinize yaramıştır ve çözüme ulaşmışsınızdır. Yani birinci çözüm ağı sıfırlayacağız. Yani sadece ağ bilgilerini sıfırlayacak. Hani bilgisayardan dosya falan silmeyecek. Sadece onu sıfırlayacaksınız. Zaten o eğer siz yeniden hani başlatırması siz yeniden başlatsanız daha iyi olur. Sonrasında açtığınızda dediğim gibi kullandığınız sürücüyü oradan seçip güncelleştireceksiniz. Ve o sürücüyü güncelleştirdikten sonra da bilgisayarınızı tekrardan yeniden başlatabilirsiniz. Ve daha sonrasında bilgisayarınızın
giriş aşamasına geldiğinde buradan Wi-Fi kısmına tıklayıp oradan kendi internetinizi görüp bağlanabilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.